Acaba nanayı çatlayana kadar güldürsem mi? Aa, yok yok, daha korkunç bir şey olmalı. Şişmanlık formülü. Bak, bu kulinada işe yarayabilir. Heh, herhalde delirir. Bu da ne böyle? Kullanıldığında büyük birinin ruhu çocuğa döner. Bu cihazı yapabilir miyim acaba? Heh, şurası şöyle, burası böyle. Tamam, yaparım ben bunu. Heh, nanacık, belki de küçük bir çocuk ruhuna kavuştuğunda gerçekleri ağzından kaçırıverirsin. Böylece ben de amacıma kavuşurum. İnsan olmana o kadar kolay izin vereceğimi sanıyorsan çok aldanıyorsun nanacık. Küçük bir yumurcağa döndüğünde bakalım kendini nasıl hissedeceksin? Ve o sırrı nasıl saklayacaksın? Evet, sonunda hazır işte. Biraz daha beklemeliyim. Şöyle el ayak çekilsin. Rahat rahat eve girip bu aleti yerleştireyim. Bezbebe dönecek. Na 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 na. Layığını bulacak. Na 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 na. Bakalım uyumuşlar mı? Benim her şeyim. Aslında bugün biraz sıkıldım ama belki de bu yapılan uygulama işe yarar. Onların ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamam bazen gerçekten çok zor oluyor. Bu yüzden onlara istemeden haksızlık yapabiliyorum. Bence sen çok iyi bir babasın. Teşekkür ederim. Hadi çıkalım da uyanmasınlar. Çıkalım mı? Sen Makbuş'un odasında uyumuyor musun? Tabii ya, evet. İş bu kadar. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Sana da. Nana. Efendim. Sen ne kadar özel biri olduğunu biliyor musun? Evet. Ay şey. Hayır yani. Teşekkür ederim. Yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen de çok özelsin. Bakalım sevgili nanamızı bu kez alt etmeyi başarabilecek miyim? Cevap veriyorum. Dıt. Evet. Nana, bana bir şey mi soracaksın? Aslında bunu söylemek benim için çok zor ama... Thank you.
Bakalım kim erken oturacak. Çocuklar ne yapıyorsunuz sabah sabah? Ay. Bir gürültü dene bakayım. Çocuklar, çabuk kahvaltınızı yapın. Bakın birazdan öğretmeniniz gelecek. Ne kadar ayıp. Ama baba çok gıcık ya. Yağmur alamız kalkmadı mı daha? Ne oldu, neden gülüyorsunuz? Baba, halam eve yine çok geç geldi dün gece. Ah ah, hiç akıllanmayacak bu kız. Allah bilir dosyaları da hazırlamamıştı. Öyle demeyin Emre Bey. Yağmur Hanım işinde çok titizdir biliyorsunuz. Bu benim ekmeğim. Ya benim ya. Benim. Bırak şunu. Ya. Sakın tartışmayın. Ya. Fenerin nerede söndürdünüz acaba? Aman abi öyle deme be. Aa, baba ya şuna baksana. Oğlum küçük oda hak vermiyor. İdare etsene kardeşini. Aman ya bu evin en değerlisi o zaten. Hanimiş benim küçüğüm. Hadi kalk servisin geldi. Hadi gidelim. Hadi canım benim. Doğru kreşe. Öğretmenlerini üzme, Emi. Bay bay babacığım, bay bay. Güle güle benim güzel kızım. Hadi. Hadi çocuklar, çabuk olun. Özge Hanım'la Simge gelir şimdi. Hiç sevmiyorum ki o iki gıcığı. Cicişler demiyor mu, uyuz oluyorum. Oğlum nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım? Tabii Özge Hanım okulda yaptığın tüm yaramazlıkları söylediği için onu sevmiyorsun. Hiç de bile. Nana'ya örnek alsana biraz. Hem çalışkan hem terbiyeli. Ama Emre amca, Okan basketbol da çok iyi. Aman kızım koruma şu halinizi. Ha bu arada dün okuldan kağıt geldi. Sen yine burslu okumak için sınava girmişsin. Aa kızarım ama. Ben seni kendi çocuklarından ayırıyor muyum hiç? Biliyorum ama ben size zaten yeterince yük oluyorum. Olur mu öyle şey? Bir daha duymayayım. Bizimkiler geldi. Nana. Ya anne ya niye her sabah buraya geliyoruz sanki? Kızım arkadaşlarını okula götürüyoruz ya. Onlar bizimle gelmesinler. İstemiyorum. Geçim teyp ama. Kızım parasıyla değil mi? Oğlum ne kadar ayıp. Tabii. Babam servise vereceği parayı size vermiyor mu sanki? Yani. Hakan. Ya, çocuk canım kusura bakmayın. Tabii anneleri başında olmayınca çocuklara terbiye verecek kimse de olmuyor. malum siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Ya çekme be. Ben durumu iyi değil mi? Saçımı. Evet. Daha köyden yeni gelmesine rağmen şaşırılacak kadar iyi. Hatta şaka gibi. Gel buraya. Simge. Tabii. Böyle annesiz iki küçük çocuk. Bir de besleme. Nana bizim kızımız sayılır artık. Hem sağ olsun Gamze Hanım çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Tabii ama çocukların bir bakıcıya değil, bir anne şefkatine ihtiyacı var. Neyse, görüşmek üzere. Görüşürüz Özge Hanım. Cicişler, bekleyin bakalım. Kolay gelsin Gamze Hanım.